Ben sizin Espresso Rub'ın genel olarak marketing stratejilerini çok beğeniyorum da ya. Özellikle çok çok popülerleşiyorlar. Peki sizin Türk piyasasına, global piyasasına, globalleşme olan bakış açınızı öğrenebilir miyim yani? Bundan sonra nasıl bakacaksınız? Bunun dışında operasyon yapmak çok zor. Nasıl ki Starbucks Türkiye'de Şaya'yı kendisine bir partner olarak belirledi ve onlar da çok güçlü mağaza açıyorsa, biz de yurt dışında her ülkede farklı partnerler alıyoruz kendimize. Master franchise'ler veriyoruz. Bizim Türkiye'de bütün dünyaya hükmetmemiz çok zor. Böyle bir ihtimal zaten yok. Aslında her ülkenin kendi limitleri var. Her olayı bilebiliyor olmak lazım. Evet, Emir Bey, bugünle ilgili görüşleriniz nelerdir? Bugünle ilgili görüşlerim, bir etkinlikten bir bileklik. Evet. Bir adet gözlük, bir adet business. Yani only the people who genuinely can create value will stand up. Bilekliğin bir anlamı var mı? Aslan. He, hemen onu göstereyim bakayım. Burada Leo. Burç burç dediler ama ben burçlara inanmayan bir insan olarak dedim ki en güzel hayvan hangisi? Aslan. O zaman bana onu dedi. Bugünkü, daha doğrusu bu bir tek bir şey olmadığı için şimdi haftalık vlog çıkarıyorum. O yüzden genel olarak etkinlikleri göreceksiniz. Ama asıl etkinlik birazdan size anlatacağım business projesi olacak. Zaten bir önceki videomda anlatmıştım şöyle böyle yapacağım diye. Şimdi bunu bir grup halinde bir çift ekiple beraber çalışarak yapıyoruz. Beko sağ olsun kameramı tutuyor şu anda. Ne demek, her zaman. Şimdi birazdan onun sunumunu yapmaya çalışacağım. Yarın için hazırlık yapacağız. Ondan sonra başka ne yapacağız Beko? Bekolar da bana feedbacklerini verecekler, geri dönüşlerini verecekler. Slide'ı hazırlayacağız. Ondan sonra yarın sunum yapacağız. Ondan sonra bizim sunum bittikten sonra da biraz okulda takılırız diye düşünüyorum. Değil mi Beko? Evet, etkinlik var okulda da. Evet, birazdan gireceğiz. Şimdi. Evet. Önce bir normal şey yap. Yok, biraz çalıştım da çünkü. Evet. Şey biliyorum. Evet, giriş olarak Emir Bey nasılsınız? Kameralar alışkın oluyor. Vay vay. Tamam, başladım. Sen saydın bir çekim. Ya. Oğlum biraz iyi değil mi lan? There is a very certain fact that AI will be destroying the jobs that human force doing right now. And only the people who genuinely can create the value will stand out in that extremely competitive world. The problem with being able to create the value is the lack of the communication and interaction between the people who genuinely try to improve their self and increase their welfare in general. But they don't have enough access to the people who they want to share their ideas and their visions. So we are here to create one of the most effective and strongest community, which is called Ideaship, which you can join and share your ideas and perspectives with an environment which will benefit everybody who is on the same mission to create value. Sonra şeye bağlıyordum değil mi? Bir tık da yavaş olabilir. Çok böyle bir yerden okuyormuşsun gibi oldu. Şu an bir tık öyle oldu da dur. Nasıl şeye ezber? Ya bir tık ezber. Ezber olacak zaten de. Evet. Tamam, başlıyorum. 3, 2, 1. Devam ediyorum. The community will be based on the type of the active interaction with the digital platforms and applications which we will be serving for you. Beko, ne düşünüyorsun sunumum hakkında? Bence güzel. Harbici mi? Bayağı iyi oluyor. Çekerim kamerayı, ona göre konuş. Ha, öyle doğruymuş. Olmaz mı yani? Yaparsın diye düşünüyorum. Neyi kanka? Şimdi sen ne istersen yaparsın gibi geldi bana. Ne istersek yaparız Beko. Ne istersek. Evet. Box da yaparız. Şimdi da yaparız. Çalışmalar bittikten sonra yaparız. Etkinliğe giriş mi? Aynen. Piyasaya giriş. Piyasa kalmamış ya. Yalnız şu müziklerin iğrençlere ne diyorsun Beko? Diyecek bir şey yok. Masa başındaki eğleniyor ya. Ya bunlar harbi değişik çaldı. Oğlum bu müziği ne var böyle? Lan aç bir Türkçe bir şey. Etkinlik tızcısı mı diyorlar sana? Business'ı al. Tırtık daha götür. Götür Beko. Tık böyle çektim, tık koydum. Direkt koyuyor musun? Tabii. Yok, bu vlog özel çok fazla edit yapmayacağım. Çünkü telefon kamerası ya, daha realistik bir... He. Realistik değil, pardon, realist bir vlog olsun. Çok gibi, yavaş yavaş. Tabii sen bizim bisikletle pek oynayamazsın. Eyvah, araba da gelmiş. Arabamız geldi. Araba da gelmiş, Tesla. Arabamız gelmiş. Ooo, baya, bu arada bu araba arkadaşlar baya bir gidiyor. Bu adamın arabası feci. Lan Beko, kapı açın diyor ha. Kalite adam ya. Anam bir 0.5. Anlat kanka nasıl yendim seni.
Nerede yendin? Şimdi arkadaşlar, arkadaşı her türlü 7 atıyorum, 10 atıyorum. Ya yok. Sen var ya. Bir kere dediler ki başka 2-2 oynayalım. Ah, 2 tane daha arkadaşımız vardı yanımızda. Benim yanımdaki arkadaş zayıfmış. Tabii. Kazanamadık. Oğlum zayıf. Yani arkadaş bunu kendi kendi yenmiş gibi anlatıyor. Arkadaşlar birebir de harcadım. Aynen. Ben harcadım seni, utanmalar anlatıyorsun yani. Neyse ki. Ya hayır, kendini buna inandırman kötü biliyor musun? Yani doğru olup olmaması. Hayır tabii kardeşim benim. Kendini bu yendiğine inandırman daha kötü bir şey. Aynen. Neyse bir dahaki de artık oynarken çekeriz. Bir kalkış yapalım olur mı? Yapsana kanka. Şöyle. Çok değişik bir etkinlik olsun. Bu arada. Allah. Lan be. Oğlum manyak bir şey lan bu. 0-100'ü kaç bunun? Suyumuz gitti lan aşağıda. 0-100'ü kaç bunun kanka? Kanka bilmiyorum. Deneyelim. Böyle 4. 4 falan olması lazım herhalde. Yalnız kız korktu. Fark ettin kanka mi? Kanka ben de korktum. Kızı boş ver. Ne ne kızı lan, ben de korktum arabada. Kız çarpacağız diye korktu. Şey de oluyor ya, Taycan'da telefonu koyuyorlar buraya, düşüyor ya. Aynen. Oğlum bu inanılmaz yapıştırıyor ya. İyi yapıştırıyor. Bakayım nerede, benimki nerede kanka? Şurada. Aynen şurada pasla benim eko. Efsanenin yanına bırakıyorum seni. Efsane de burada. Bakayım ekoyla. Aynen. Büyük efsane. Görüşürüz. Allah'a emanet. Akşam haberleşiriz. Akşam kütüphanede buluşuyoruz. Aynen. Arkadaşlar. Akşam kütüphanede sefamız da var. Ümitler haftası olduğu için. Görüşürüz. Allah'a emanet. Haberleşiriz. Geldik yanına arabamıza ya. Yarın bunun testasını be ya. Vallahi billahi. Onda Civic gibisi yok be kardeşim. Şimdi vloğa kıymetli bir şey eklemek istediğim için öğrendiğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Özellikle bu okuldayken bu sunum ve presentation yaparken bir şey öğrendim. Biz bir de İngilizce yapıyoruz sunumları. O yüzden çok kıymetli bir şey öğrendim. Şimdi iki tane sunum yapmıştık. Bir tanesini daha önceki videoda bahsetmiştim. Onun ismi elevator pitch'ti. Yani asansör konuşması gibi. Bir CEO ile karşılaştın ama 40 saniyede kendini anlatıyorsun. Şimdi bu yapacağımız 2 dakikalık olacak ve o 2 dakika içerisinde de projeni anlatmaya çalışacaksın. İlki başarılı geçmişti o 40 saniyelik. Şimdi bir dahakine de hazırlanırken şunu keşfettim. Çok basit pratik tipleri var. Birincisi, şimdi İngilizce sunum yaparken kendime 2-3 tane konfor kelimesi seçiyorum. Mesela 4-5 parçalık bir bölümüm var. İşte proje nedir? Açıklaması ne? Nasıl çalışıyor? Projenin detaylarını anlatıyorsun ve projenin detaylarını anlatırken her biri için ayrı bir kısım var. İşte hedef kitlen kim? Hedef müşterilerin kim? Onunla alakalı her birinin farklı bir bölümü var ve ben o sunumu yaparken şunu keşfettim. Her sunuma başlarken kendime konfor alanı için bir kelime seçiyorum. Mesela bir kelime var atıyorum. Ben o kelimeyi söylüyorum. O kelimeyi söyledikten sonra bütün konuşmanın arkası geliyor. Aynı zamanda bunun yanında da siz sunum yapacakken iyi bir sunumu yapmanın bence en önemli bir özelliği de sizin anlattığınız fikre gerçekten inanıyor ve içtenlik besliyor olmanız lazım. Yani sıfırdan ezber yapıp bir sunum yapmak bence çok daha zor ama ben oraya çıkıp anlatacağım fikri iyi bildiğim için onu rahat rahat konuşabiliyorum, anlatabiliyorum veya işte vücut dilimi doğru yerde vurguluyorum. O çok önemli sunumda. Bir konfor kelimesi seçmek kendine 4-5 tane. O kelimeleri anladığın zaman konuşmanın o bütün randımanı gelecek, her şeyi teker teker sayabileceksin. Bir de konuştuğun fikre gerçekten inanmak ve o konunun bence hakim olmak diyebiliriz yani. Bu iki tanesi herhangi bir sunum için olabilir. Bence çok faydalı bir şey. Şimdi Beko'ların yanından ayrıldım. Birazdan geçeceğim eve. Ben de biraz iftar yapacağım. Ondan sonra bir şeyler yiyeceğim. Daha sonra da akşam Beko'larla kütüphaneye gideceğiz. Orada çalışacağız. Bakalım oradan da görüntüler alacağım mı? Akşam seansına hoş geldiniz. Beko'nun yanında ders çalışmaya gidiyorum şimdi. Bizde haftası böyle bir şey işte. Saat 10 ama kütüphaneye gideceğiz, beraber ders çalışacağız birazdan. Beyler çok tatsız bir bilgi öğrendim. Unicorns geçerli değilmiş. Bilgisayar. Tek bir bilgisayardan çalışıyormuş. Benimkinden açarsın. Sen kullanıyorsun kanka bilgisayarını. Sen de benim bana bilgisayarını versin. Ben zaten ekranı kullanıyorum. Çözebiliyor musun? Hangisi kanka? Konular öğrenilecek gibi değil çünkü konuyu öğrenmeyle alakalı bir şey değil yani. O sorun aynısı çıkıyor ya. Aynen. Çok şey hani kelimeleri... Ben sorudaki kelimeleri aklımda şey yapmaya çalışıyorum. Aynen kanka, kelimeleri ezberle ya. Grafikleri, kelimeleri ezberle.
Sınavda 30 tane soru soruyor. Ki bence var ya maksimum 24 tane falan soracak. Kanka MPC, MCP hesaplarken çıkıyor adam. O quizde de öyleydi ki. Evet, ben geçtim. Ben de geçtim. O quizde geçtiremedim yani. Neyden? İşte ben o yüzden stres oldum oğlum. Ben girerken quizde çok rahattım yani. Biliyorum falan diye giriyorum. Hiç öyle olmadı yani. Ben de çok mutluydum aslında ama. Ayak kırdı. Diyor ki, since 1970, the longest recession in United States began in. Yani ne zaman başladı, nereden? Bir daha soru falan soruyor. Amerika'da ne zaman başladı diyor uzun resesyon. 1970'ten beri. Ekonomi turu. Hayır, 1990. Büyük buhrandan sonra. 1990'dan mı? 2008'de mi? Onun sattığı 90'da büyük buhran. 1990. 90 değil, bende 90 dedi. 80 büyük buhran. 2000'ler kanka, 2008 ya. 2008 mi? 2008 büyük buhran ne zaman? The longest recession. Tam büyük buhran da işte. Gördük geçmedi. Büyük buhran 2001 miydi ya? 2001 var, 2008 var, 1980 var. 2008 lan o zaman. Tabii 2008 diyor. Ben hatırlamıyorum öyle bir şey ya. Oğlum nasıl olur ya? 2008'de patlamadı mı ekonomi? O saçma. Büyük bu. 1980 neymiş? Dolanmış dedi. İyi öğrenmiş oldu. Tamam işte şeyde bir öğrenmiş soruda. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle beraber işte başlamış. Farklı. Kahveciyi biliyor musun? Bence de gelmemiş ona. Gelmedi mi hiç? Biliyorum oğlum ya, bizim matematik dersinde o. Hoca bir soru soruyor mu hocam? Okay, this is a nice question. Next slide is a lot of your question. Ooo, görebiliyorum işte. Görmez bir konu yok bu arada. Dur lan, sana bir şey söyleyeyim. Ah, this is a real nice question. I like it. Oğlum aynısı lan valla. İnanılmaz bir kombin olmuş bu arada. Çok komedi ya. Boş boş soru soruyor. Oğlum o her derste öyle bence, her derste. Önden açıyor slaytlara bakıyor, öndeki slaytlarla alakalı bir soru soruyor kesin. Kanka Rusya dediğin de, oğlum adamların bir doğal biraz rezervi var. Kanka yani istediğin ambargoyu koy, adam da sana kışın ambargo koyuyor, anladın mı? Mal gibi kalıyorsun yani. Ambargo nasıl yani? Tabii. Kanka Avrupa, tabii yani. Öyle bir ekonomi lazım ki hani. Ya mesela gidip bir Çin'le anlaşman lazım, bir Rusya'yla anlaşman lazım, Avrupa'dan sıyrılıp sonra Avrupa'ya dönmen lazım. Kanka işte dolar rezervinden sıyrılman lazım, evet. Dolar rezervi. Ya. Aslında şu an var yani böyle projeler de. Var var. Mesela zaten şu an Rusya'yla Çin kendi para birimini ne çıkarıyormuş? Evet, çıkaracaktı, çıkaramadı ama şu an. Bütün para birimi dolara bağlı olduğu için hani adam istediği kadar kar para basabiliyor. Bir yerle bağlantısı yok hani. Dolar eskiden hani vardı, altın ve dolar. Hani altın rezervi kadar dolar basabiliyordun. Ondan sonra ikisinin arasındaki bağlantı koptu. Hani altın rezervine gerek yok dolar basmak için. İşte piyasaya deli gibi para saçabiliyorsun. Borcun oluyor, para basıyorsun, ödüyorsun. Herif bir ton çalışması lazım, üretim yapması lazım, bilmem ne yapması lazım. Amerika tak çıkıyor, ben kağıt para basacağım diyor. Senin borcunu ödüyor. Şimdi... Ve karşılıksız basıyor. Tabii. Ya bütün... Çok kuvvetli bir para birimi var. Hani ondan sıyrılmak için de farklı yollar aramak lazım. İşte dolar, işte Rusya ile Çin kendi para birimi. Abi mesela oraya birleşen Türk Birliği ile mesela Türk Birliği parası da ekleyeceğim. Aslında var kanka, ufak ufak böyle şey oluyorlar da. Yani Türkiye'deki İslam düşmanlığı Almanya'da yok. Almanya'da ben kuzenim üniversite okuyordu. Dedi ki hocalarımız karşımızda bize saygı duyuyor. Karşımıza kahveleri, sularını saklayarak geliyorlar. Bizim görmediğimiz yerlerde sigaralarını içiyorlar. Sırf Müslümanların Ramazan ayında oruç tuttuklarını bildikleri için dikkat ediyorlar bazı yerlerde. O da neye etkiliyor bak. Mesela sen mesela tutacaksın diyelim değil mi? Bakıyorsun abi kimse tutmuyor. Nefsin kırılıyor. İsterse bir gezsin abi. Romanından biraz ders bakalım. Abi biz çok gömüyorlar abi. Bir tuvalet ondan sonra nefessiz ya. Aynen kanka. Bir saat önce de söylüyorlar. Yanıyor. Vasat bunlar ha. Vasat lan bunlar. Harcayacağız. Harcayacağız biraz. Harcayacağız. Team
can see here, there's no man with this people on the beach, right? Okay. So this is... Please start. There is a very certain fact that AI will be destroying the jobs that human force doing right now, and only the people who genuinely can create value will stand out in that extremely competitive world. The problem with being able to create value is the lack of communication and interaction between the people who genuinely want to improve themselves and increase their welfare in general, but they don't have enough access to the people who they want to share their ideas and their vision. So we are here to create one of the most strongest and effective community, which is called Ideaship, which you can join and share your ideas in an environment which will benefit everybody who is on the same mission to create a value. The community will be based on the type of active interaction with its digital platforms and applications which we will be serving for you. Firstly, you are going to create your elevator pitch and the other following steps in a way which people will see you and your ideas as your identity. Our target customers are young and creative entrepreneurs, investors, motivated individuals willing to contribute to innovative projects between the age of 18 and 30. The way we will be operating and organizing this community has never done before, because our main goal is to create a trend to attract one of the most brightest mindsets and individuals into our platform. It will have very simple mechanism to use the platforms. The only thing you need to have is a little bit of money to show your willingness to educate yourself and your mindset for the bright future with a consistent work. Thank you for listening. Yok kanka. Harbi kanka, ciddiyle benim presentation'ımı yorumlasanıza ya. Güzeldi. Soluksuz. Soluksuz kanka. Güzel. İyi çalışılmış. İyi çalışılmış. Emek var. Teşekkür ederim. Bendeydi sahne, çok erken vakit, çok azdı tecrübe. Nasıl bir yetenek sana kazandırırım önce tatil. Ciyenci kartel bu dilimden düşse de kalbime hakim. Selam ver babaya. Yani ben ne olduğunu biliyorum da tam oturtmak için merak ettim. Bir kere otonomus ne demek? A'ya eşit olması lazım çünkü otonomus kapsamı var. Aferin, bu kadar işte. Göz akayı durur yıldızlara doğru.